Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı şifil amd. Hel yekûn fîmâ dûnen nefs kemâ yekûn fîn nefs. Şifil amd nefiste var. İnsanı öldürmede amd, bir de şifil amd var. Nefsin madununda, azalarda da şifil amd var mı yok mu? Yoksa hepsi amd mi sayılır? Bu da ihtilaflı. Bazıları diyor ki nefiste şifil amd olduğu gibi azalarda da şifa amd olur. Bazıları da diyor ki hayır, nefiste şifa amd olur ama azalarda amd olur, şifa amd olmuyor. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki feyin kale kailun, bir adam dese ki lemma sebeten Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, vaktaki Peygamber Efendimiz'den sabit oldu ki ennen nefse, nefis kad yekunu fiha şifu amdin, onda şifa amd vardır. İnsanın öldürülmesinde ya kasten öldürür, demirinden öldürürse amd. Yok, demirden gayri bir şey ile öldürürse ona da şifa amd diyorlar. Kâne kezâlik, nefis de şifa amd olduğu gibi böylece şifa amd olur. Fî mâdûnen nefsi, nefsin mâdûnunda, azalarda da şifa amd olur. Ve zekere fî zâlik, bu meselede zikreyledi bu diyen adamlar. الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediğimiz eserleri zikreyledi. Elleti, öyle eserler ki fiha, bu eserler doğrucudur. Yani Resulullah Efendimiz'in hadisin doğrucudur. Ela inne katile hatayil amdi bis-savti vel-asa vel-hacer fihi mi'atun minel ibil minha erba'une halife fi dutuniha evladuha. İşte bu hadisi şerif onlardandır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ela inne katile hatayil amdi, amdin hatasının katili. Adam vurmayı kastetmiş fakat öldürmeyi kastetmemiş. Bunda bir hata oluyor. Ne de ölmesinde hata, vurmasında değil, vurmasında adam kasten vuruyor. Fakat öldürmek kastiyle değil. İşte bu neyle olur? Bu amdın hatası, vurmayı kastediyor, öldürmeyi kastetmiyor. Bu bir savti kamçili olur. Vel asa asaylı olur. Vel haceri taşlı olur. Bir adamı bunlarla vurur da adam ölürse bunun şifa amd oldu bu. Fihi mi'atun min el-ibil. Böyle şifa amd'de diyet vardır. Diyet de diyeti mugallazadır. Diyeti mugallaza nedir? 100 deve. 100 deve minha erba'une halife. Bu 100 devenin 40'ı yüklü deve olacak. Fî lutûniha evlâduha. Tefsir ediyor. Halife ne demek? Yavruları karınlarında. 40 devesi böyle olacak. Öyleyse madem nefiste şif-i amd varsa azada da şif-i amd vardır diyorlar. Fekâne min hüccetina aleyhi. Fakat böyle diyen adamın aleyhine bizim delilimizdir. Fizalik bu mesele hakkında ki ennehu kadru, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu fin nefsi, nefis hakkında ma kadru yani Resulullah Efendimiz'den rivayet olunan şey fiha nefiste, nefis hakkında rivayet var. Evet, şifi amid olursa onun diyeti mugallazadır. 100 deve verecek. 40'ı yüklü olmak şartıyla bu rivayet olundu. Buna itirazımız yok. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ. Fakat Resulullah Efendimiz Resulullah Efendimiz'den nefsin madununda, yani azalarda rivayet olundu. مَا يُخَالِفُ ذَٰلِكَ. Bu rivayetin muhalif. Yani bu rivayetten çıkardınız ki azalarda da diyet vardır. Halbuki azalarda diyet olmadığına Resulullah Efendimiz'den rivayet vardır. وَهُوَ bu rivayet de ma bir rivayettir ki قَدْ زَكَرْنَاهُ biz onu zikreyledik بِاِسْنَادِهِ isnadiyle, senediyle فِي اَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ bu kitabın evvelinde فِي خَبَرِ الرُّبَيَّعِ رُبَيَّعِنْ haberinde, o hadiste Rubeyye' bir kadının ismi, vurdu bir cariyenin dişini kırdı. Dişini kırdığı gibi o cariyenin sahipleri geldiler, kısas istediler. Babası dedi ki yok, ben kısas ettirmem, ben kızımın dişlerini kırdırmam dediler. Diyetini verelim, onlar da diyete razı olmadılar. Dediler illa kısas isteriz, biz de Rübeyye'nin dişlerini kırdıracağız.
Resulullah Efendimiz'e geldiler. Resulullah Efendimiz dedi ki babasına ki bu Allah'ın kitabı kısastır. Kısas olacak. Onun da dişleri kırılacak. Yemin etti ki Allah'a yemin ederim ki bir Rübeyye'nin dişleri kırılmaz. Allah yani Resulullah'ın hükmünü itiraz etmiyor. Yani Allahu Teala ya bil vahiy indirildi yol açar illa o kızın dişleri kırılmaz diye yemin etti. Bunun üzerine o cariyenin sahipleri dediler ki öyleyse biz affettik. Kısas istemiyoruz. Ve kızının dişleri de kırılmadı. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki insanlardan bazıları vardır ki Allah'a yemin etti mi Allahu Teala onun yemininde sadık çıkarır. İşte birisi de budur. Evet. Kızın babası. Şimdi biz burada rivayet ettik ki enneha rubeyya latemet cariyeten. Bir cariyeye bir letim şeyi tokat vurdu. Fekeseret seniyyetaha. Onun seniyyesini, ön dişlerini kırdı. Fahtasemu ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in huzurunda mukaseme yaptılar. Fe emere bil kısas, kısas ile emretti. Eğer diyet olsaydı diyet ile emrederdi. Niye? Dişlerini demir ile mi kırdı? Yok. Ne ile? Tokat ile. Resulullah Efendimiz diyor ki bir adamı tokat ile vursa öldürse ne lazım gelir? Diyet. Hadis-i şerif öyle değil mi? Tokat, taş, ağaç bunlarla bir adam öldürse ona şifahamit derler. Onda diyet var. Bu da onun dişlerini ne ile kırdı? Eliyle kırdı. Eliyle kırınca bu da şifahamit oldu. Diyet olması lazım. Halbuki Resulullah Efendimiz neyi emretti? Kısası emretti. Demek ki nefsin madunu olan azalarda diyet yok ya. Kısas var. وَقَدْ رَيْنَا Biz gördük ki اَلَّتْمَةَ تُقَدْ اِذَا اَتَتْ عَلَى النَّفْسِ Bir nefse gelse, bir adama tokat vursa da adam ölse. لَمْ يَتِفْ فِيهَا قَوَدٌ Onda kısas vacip olmaz. Bunda böyle gördük. Niye? Tokatı vurduğundan adam öldürmeyi kastetmedi. Adama tokat vurdu. Kötek vurmayı kastetti. Fakat adam öldü. Buna şifahmet derler. Şifahmet denen ne var? Diyet var. Kısas yok. وَرَئِنَاهَا Biz bu tokatı gördük. فِي مَادُونَ النَّفْسِ Nefsin madununda, dişleri vurup kırmada قَدْ اَوْجَبَتِ الْقَوَةِ Kısası icap etti. İşte Rübeyye olduğu gibi. Rübeyye vurdu, cariyenin dişlerini kırdı. Bunda ne icap etti? Kısası icap etti. Halbuki bir adama vursa da adam ölseydi, diyet lazım idi. Şimdi bundan anlaşıldı ki, bir adama vurdu, vurmayı kastetti fakat onu öldürmeyi kastetmiyordu, adam öldü. Onda diyet lazım gelir. Yok, adama vurdu da dişini kırdı, gözünü kör etti yahut da mesela kulağının birisi gitti. Neyse onda da kısas lazım geldi. Diyet yok. Bizim delilimiz de bu. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki ennemâ ol bir şey ki kâne fin nefsi nefiste oldu. Ne oldu? Şibhe amdi, şibhe amd oldu. Nefiste şibhe amd olan ennehu o şey fî mâdûnen nefsi, nefsin mâdûnunda amdün amittir alâ tashîhi hâdî lâsâd bu eserlerin tasrihi üzerine bu eserleri birbirine karşılaştırırız. Bundan çıkan bir hüküm olur ki bir adamın ölmesinde şifi amit sayılan şey bir azanın telef olmasında amit sayılır. وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدِ اِبْنِ الْحَسَنِ رَضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Şimdi bunun hülasesi nefiste şib-i amit vardır, azalarda şib-i amit yoktur. Azalardaki şib-i amit neyi icap eder? Kısası icap eder. Bu mesele de burada bitti.